bir dille yorumlamam gerekirse kendini bulunduğun bir yerden başka bir yere havalı bir şekilde aktarmak veya olduğun yere de olabilir. İndiğin yer arabanın altı olabilir veya herhangi bir nesnenin üstüne de iniş yapabilirsin. Ve bunların hepsini bir akrobatik element yaparken gerçekleştiriyorsun. Evet, bunlara rağmen hala hayattayım. Ne diyebilirim ki, sadece alkışlayacağım. Parkura çok genç yaşta merak sardığımı söylemiştim ve her şey o Assassin oyunlarıyla başlamıştı. Ve ben de onlardan heveslenerek mal hareketler yapmaya çalışırdım, dedemin sözü. Salak saçma hareketler yapmayı unutma. Allah korusun, ileride bir YouTuber olursun ve bu yaptığın şeyleri anlatırsın. Dede? Dede, hayır, hayır, hayır. Hadi ne olur uyan. Ne olur uyan, lütfen uyuma, hadi uyan. Daha 2 litre duruyor, ben tek başıma bunu yapamam ki. Çok geç evladım. Nenen geliyor. Ben ise artık bittim. Kim benim emaneti aldı? Taklatmayı nedense sonuna kadar hala beceremedim. Ama bazen çok nadiren olsa da yere düşmeden yapabiliyordum. Beyler, beyler, güldürün mü, nasıl takla at? Oy güzel güzel, o mükemmel. Güzel güzel, mükemmelsin. Aferin kanka, adam uf, mükemmel yaptı. Uf, kanka. Sorun da burada başlıyor. Hiç kimse ve hiçbir zaman benim takla attığımı görmüyor. Hiç kimse ve hiçbir zaman. Ama 5. noktamın üstüne düştüğünü görmek artık herkes için çok sıra dışı bir şeydi. Ve tam bu videoyu editlerken unuttuğum şeyi yapacağım. Girip çekilişi kazananları çek... ödüller burada. Yani burada bir yerde muhtemelen. Bu da Itachi'li tişört. Bu da özel yaptırdığım tablo. Eğer siz de yaptırmak isterseniz şu Instagram'da Hero Design sayfasından alabilirsiniz. Bunun için para falan almadım. Yani cidden güzel bir sayfa olduğu için söylüyorum. Özel baskılarınızı falan yaptırabilirsiniz ve benden geldiğinizi söylerseniz indirim de yaparlar. Linki açıklama kısmında. Günlerden bir gün arkadaşlarımla herhangi bir yüksek bir yere çıkıp oradan mal mal atlamak için dışarı çıkmıştık. Bu esnada bir düşünmeye başladım. Yalan söylemek İstiyorum. Yürürken arkadaşlarımla biraz geri kaldım. Ayaklarımı oraya buraya çevirdim. Birazcık zıpladım. Ön arkaya birazcık sallandım ve... Oha! Nasılını satayım? Oğlum bir takla atmışım, görmeniz lazım. Bunu görmeniz gerekiyordu. Maalesef ki göremediniz. Tabii ki canım. Başka ne yaptın? Mezuniyet için elbise mi diktin? Evet. Kendini istemiş miydin oğlum? Oo kanka, gerek yok. İçeride kalsın, bekle. Gerek yok. Hani kimseye söylemeyecektin ya. Neden adamı çıkmasını falan istiyorsun? Beyler boş yapmayı bırakın. Gidip kum bulmamız gerekiyor. Bekleyin. Ha? Ne? Yare yare dağısı. Ve hiç uygun olmayan zamanda başka bir arkadaşımız geldi. Parkur ustası. Ona da Arnold diyeceğim. Ve ne dedi biliyorsunuz mu? Evet, adamın bu gördüğüm en iyi taklalardan bir tanesiydi. Cidden size acıyorum. Bunu neden yaptığını görmüyorum. Belki ne olduğunu görmedi ve sadece muhabbete katılabilmek için söyledi. Veya sadece iyi bir arkadaştı. Ya da kötü bir arkadaş. Bunu dedikten sonra da gitti. Madem öyle, şu fabrikanın arkasındaki kuma gidelim. Orada da taklanı atarsın. Orayı bul, üstüne kum, orada kum. Yaptım boom, round. Yok 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 yok, ben en iyisi eve gideyim, yoruldum birazcık, uyuyacağım. Farkınız değil mi, buraya bir saattir geliyoruz ve bir saat sessiz kaldıktan sonra bunu şu an mı söylemeye karar verdin? Evet, birazcık öyle oluyor, komik değil mi? Değil. Fabrikanın oradaki kumda iki tane küçük tepeden oluşuyor, bir tanesi diğerinden 3 metre daha küçük. Ve ne diyebilirim ki, agaların saygısı birkaç tane kemikten daha değerli değil mi? Öyle oluyor. Ve son olarak aklıma bitirmediğim oyunlar geldi. Bir de okul aklıma gelmedi. Tüm cesaretimi toplayarak atlamaya karar verdim. Şey, atlıyorum. Evet. Atlayacağım birazdan. Evet, görüyoruz. Havada süzülürken tek düşündüğüm şey eve sapasalim gitmekti. Ama muhtemelen öyle olmayacaktı. Ayakta düz durmak mı? Dönmek mi? Hayır, bunların hiçbirini yapmadım. Sadece mal gibi aşağı doğru gittim. Ve YouTube abime ciddi bir şeylerin olmadığını anlatabilmek için size şöyle söyleyeceğim. Tam ekmeğine kavuşacak tereyağı gibi yere yapıştım ve süzüldüm. Aa, o kadar rahatım ki, görmeniz lazım. Mükemmel bir his ya. Bel ağrılarım geçti. Kolumu ezgisi gibi iyi hissediyorum. Onu hissedebiliyorum. Sağlıklı olduğum için o kadar mutluyum ki anlatamam. Ay keşke mantı olsaydı. Gözlerimi açıyorum, ilk gördüğüm şey toprak oluyor. Sağa doğru yattıktan sonra bana doğru şaşırmış şekilde bakan Andre'yi görüyorum. Ve rezil olmamak için sonuç gibi şey durmam gerekiyor. Ne oldu, güzel kandırdım sizi değil mi? 20 saniye boyunca hiç hareket etmedin. Ama at. Espriyi anladım. Bunu duyduğuma sevindim. Hadi adamım, gel artık yanımıza, düzgün takla at. Evet. Yo, ben en iyisi eve gideyim, bir duş alayım, bir yemek yiyeyim. Ama kanka, yemek yedikten sonra gelip göster, tamam mı? Mükemmel. Tabii ki göstereceğim, sana o taklayı göstereceğim, tabii ki. Bir daha eğer takla atarsam ebemiz... Takla at, ebemiz, görmeden nasıl takla attın? Al sana takla. Takla al bir tane senden.
Kim o? Andrei. O ne oldu? Şey Bayram dışarı gelecek mi? Şey Bayram evde değil. Çok yetişkin ve önemli işler için dışarı çıktı. Banka, sıra, fatura gibi şeyler. Evet, tam da Bayram'a göre bir hareket. Her zaman boş işlerle uğraşırdı zaten. Evet, güzel zamanlar. Genelde güzel olmuyordu. Hatta hiç olmuyor. Güzeldi ya. Gelin buradan bir sonuç çıkaralım. Şaka yapmayın. Şaka. Sadece parkur yaparken biraz dikkatli olun. O kadar. I'm not sure if I'm gonna get back. Told you I'll be here forever.